Tamam. Çok değerli basın mensuplarımızı, kıymetli çalışma arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Öncelikle hepinize hayırlı haftalar diliyorum arkadaşlar. Yeni bir haftaya başlangıç yaptık. İnşallah sağlık içerisinde bereketli olarak geçen bir hafta olmasını temenni ediyorum. Herkese de işlerinde kolaylıklar diliyorum. Bugün bir yeniliği, yeni bir heyecanı, bir ilki sizlerle paylaşmış olacağız. Aslında bugün üç tane maddeyi bu gündemde sizlerle paylaşmış olacağım. Öncelikli olarak biliyorsunuz teknoloji çağındayız, gelişim dönemindeyiz. Bu dönem içerisinde de öğrencilerimizin, gençlerimizin dikkatini bizlerde belediyemiz olarak, REGÖ Belediyesi olarak doğru alanlara odaklamak istiyoruz. Ondan önünde rol modeller oluşturarak gençlerimizin de bu alanlarda sağlıklı bir şekilde yol almasını istiyoruz. Tabii bu faaliyetlerin de kontrollü faaliyetler olmasını arzu ediyoruz. Çünkü gerçekten bilişim çok güzel ama vaktimizi ve zamanımızı alan yönüyle kullandığımızda gerçekten zamanı heba etmiş oluyoruz. Lakin gerçekten kontrollü, doğru, hedefe giden yolda kullandığımızda da çok faydalı işler, çok başarılı işlerin ortaya çıktığını da hep birlikte görmüş oluyoruz. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak burada gerek strateji müdürlüğümüz, gerek fen işleri müdürlüğümüzün uhdesinde yürüyen çalışmayı sizlerle paylaşmış oluyoruz. Burada öncelikli olarak kıymetli arkadaşlar İnegöl Belediyesi bünyesinde bir elektrik ve otomasyon atölyesini hayata geçirmiş oluyoruz. Burada fiziki imkanları oluşturarak gençlere fırsat ve imkan vereceğiz çalışmaları için. Makina, ekipman ve malzeme açısından gerekli şartlar sağlanarak doğa sporları merkezimizin içerisinde bir alanımızı, kapalı bir mekanımızı bir çalışma, proje üretme ofisi haline dönüştürmüş oluyoruz. Burada aynı zamanda mühendislerimiz de genç kardeşlerimize mentorluk ederek onlara neler yapabileceklerini, nasıl çalışabileceklerini orada göstermiş olacaklar. İkinci duyurumuz, ben de bunu heyecanla açıkçası bekliyorum. Bu tamamen yerli, milli ve İnegöl'e has bir elektrikli gezi aracını hayata geçireceğiz arkadaşlar. Teknik özelliklerinden de bahsederim ama öncesinde görsel olarak tamamen tasarımı ve ismi, efendim, patentleri alınmış, başvuruları yapılmış Baykoca isminde yerli bir gezici araç oluşturacağız. Bu atölyeden çıkacak Allah nasip ederse. Bunu da tamamen kendi hizmet ettiğimiz alan içerisinde, alanlar içerisinde değerlendirebileceğiz. Örneğin doğa sporları merkezimizde makro bir plan hazırladık. Bu plan içerisinde oradaki arazi ve alan içerisinde tamamen vatandaşlarımızı gezdirebileceğimiz, dolaştırabileceğimiz ya da oradaki işlerimizi, ihtiyacımızı görebilmek maksadıyla kullanabileceğimiz bir yerli araç olacak. Tasarımı da, ismi de tamamen kurumumuza ait olan arkadaşlarımızın çalışarak belirlediği güzel bir çalışma olacağını şimdiden sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii üçüncü çağrımız gençlerimize bu konuda heyecanı olan, teknolojiyi seviyorum diye, ben bu işte varım diye, proje takımında ben de var olmak istiyorum diyen ne kadar gencimiz varsa onları davet ediyoruz. Bugün bu duyuru vesilesiyle. Bu oluşacak 5 kişiden oluşacak proje takımının ekibini yarın Teknofest'lerde de yarışması için, hazırladıkları projeleri sunması için değerlendirmek istiyoruz bu ekibi. Biz onlara gerekli imkan ve fırsatları vereceğiz. Bu başvuruyu nasıl yapacaklar? Hemen onu duyuralım. Kısa bir slide izleteceğim sizlere anlattıklarımla ilgili ama bu başvuruyu inegolunfikri.com sayfamıza girerek oradan başvurularını yarından itibaren yapabilirler. Bu altyapıyı hazırlamış olduk. Yine mülakat gerçekleşecek 12-16 Ekim tarihlerinde ve proje başlangıç tarihi de 1 Kasım olacak arkadaşlar. Bunu da buradan ifade etmiş olalım. Ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.
takımımızı oluşturup inşallah o takımın da çalışmalar neticesinde neler yapabildiğini hep birlikte görmüş olacağız.